Biliyoruz ki 17 Temmuz'da 24 kanunluk bir de kararnameyle 100 binin üzerinde ihraç, 40 bin tutuklu ve asılsız iddialarla kimliği bilinmeyen kişiler yaptığı ihbarlarla bir dolu mağdurlar yaratıldı. Bu mağdurların bir yolu çaresizlik içerisinde yaşam hakkını yaşam hakkına son vermeyi bir çözüm yolu olarak, bir hak arayışı olarak gördü. Şimdi biliyorsunuz sabah meclis başkan vekilimiz söyledi. Hemen 500 metre uzağımızda Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı'nın önünde iki akademisyen önce günlerce yaptıkları açıklamalarla eylemlerde dertlerini anlatmak istediler. Haklarındaki suçlamayı öğrenmek istediler. Her gün yapılan gözaltılar sonrasında sonuç alamayınca bu defa açlık eylemine başladılar. Şimdi gün be gün eriyen bedenleri üzerinden haklarını aramak, itirazlarını yapmak için çaba gösteriyorlar. Ve baskılar yine her defasında artarak devam ediyor. Sizler ama ne yazık ki odalarınızdan 500 metre mesafeden bu sessiz çığlığı duymadınız, duymak istemediniz. Ve bir işkenceye dönüşen yaka paça tutuklamalarını görmek istemediniz. Akşamleyin evinize gittiğinizde çocuklarınızla beraber yediğiniz akşam yemeğinde lokmaları ağzınıza götürürken onların eriyen bedenlerini hiç aklınıza getirmek istemediniz. Ama siz ne kadar kafanızı kuma gömseniz de bu çığlıkları, bu itirazları yok saysanız da toplumun birçok kesimi dünyanın birçok yerinden, ülkenin birçok yerinden bu eyleme destek veriyor. Sizler bu tutumunuzu daha fazla ne kadar sürdüreceksiniz? Bunu sormak istiyorum. Ve eğer bu kadar yürekleriniz kör ve sağır olacaksa sizler yaşıyor musunuz? Bunu sorgulamanızı istiyorum. Ülkenin tüm mal varlığına, tüm değerlerine göz koydunuz. Şimdi göz koyduğunuz şey yaşam haklarımızın ta kendisidir. Bununla ilgili insanlarımızı ciddi bir mağduriyete uğratıyorsunuz. Ve onları yaşam hakları ve beden bütünlükleri üzerinden terbiye etmek istiyorsunuz. Bütün sistemlerin, bütün yönetimlerin demokratik olsun olmasın birincil görevi adaletli davranmaktır. Adaleti çoğaltmaktır. Değilse yıkılmaya mahkumdur. Ve bütün devletlerin birincil ödevi yurttaşını yaşatmaktır. Bu ödevden uzaklaşmamaktır. Sevgili milletvekilleri, biliyoruz ki içinden geçtiğimiz darbe sürecinde önce bedeninizin parçasına dönüşen, sonra ihanetine uğradığınız FETÖ süreciyle hesaplaşmakta zorlanıyorsunuz. Üzerine gidemiyorsunuz. Burada yapılan tartışmaların tamamı boş kalıyor Sayın Grup Başkan Vekili. Dolayısıyla da her FETÖ'yü kovaladığınızda kendi kuyruğunuzdan yakalıyorsunuz. Ve bu aşmazın, bu paradoksun içerisinde bu süreci sorgulamak isteyen her muhalifi cezalandırmak istiyorsunuz. Sesini kısmak istiyorsunuz. Asıl sorun burada. Ama yapmanız gereken tek şey bu gerçeğinizle yüzleşmektir. Birazdan burada yine bir oylama yapacaksınız. Bu oylamada ben sizleri insan haklarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Ben sizleri hukuka sahip çıkmaya davet ediyorum. Ben sizleri yaşam hakkına sahip çıkmaya davet ediyorum. Değilse bu oylamanın aksine bir görüş, tutum sergilerseniz, oylamada aksi bir tutum sergilerseniz inanın ki çocuklarınız da size sahip çıkmayacak. Ve sizler de bu kullandığınız oya sahip çıkmayacaksınız. İnsan hakları herkese lazım. İnsan hakları hepimize lazım. Zaman zaman cezaevine gidiyoruz. O kumpas davasının içerisinde dahil bulunanların durumlarını görüyoruz. Yine bu süreçler sorgulanacak. Yine ziyaretlerimize gideceğiz birbirimizin. Orada bunları muhasebesini yapmak istemiyorsanız gelin burada yapalım. Gelin o eylemin gerçekleştiği insan hakları anıtının anlamına sahip çıkalım. Gelin yaşama şans tanıyalım.